bitirdin Yıldız. Bitirdin. Gör bak. Ben seni... Anne. Çok özür dilerim. Bin kere diledim, gene dilerim. Ne olur affet beni. Sen benim varlığımı ayakları altına aldın. Çiğnedin geçtin, arkana bile bakmadın. Annem. Canım annem. Beni tehdit etmişti, çok korktum. Anne yüzüme bile bakmıyorsun. Ben senin evladınım. Ne olur affet beni. Sen bana yalan söyledin. Ben ailemi karşıma aldım, kocama yalan söyledim, kızımla her gün tartıştım. Ama seni korudum. Sen ne yaptın? Beni sırtımdan bıçakladın. Anne ben sadece... Düşünmek istiyorum. Anladın mı? Sadece düşünmek. Banucuğum günaydın. Bakıyorum şarkılar, türkülerle kahvaltı hazırlamışsın. Keyfim o kadar yerinde ki. Maşallah diyelim. Kalkmadı mı daha bizimkiler? Can uyandı. Lavaboda şimdi, birazdan gelir. Ama Esra'dan haberim yok. Artık içim rahat, evime dönebilirim. Gördünüz mü? Biz el ele verince her şeyi nasıl düzelttik. Siz oğlunuzla kızınıza kavuştunuz. Ben de kocama. Ben çok teşekkür ederim. Yani tamam başta birazcık sizi kırmış, biraz size kaba davranmış olabilirim ama... Önemli değil Banucuğum. Üzgündün. Çok şeyler yaşandı zamanında. Artık geçti. Zerrin Hanım, siz Bodrum'a dönerken Esra'yı da yanınızda götürürsünüz zannediyordum ama... Neden teklif etmediniz? Önce benim babasıyla konuşmam gerek. Benim yüzümden Esra'ya çok kırgın. Bu küslük fazla sürmez ama herhalde değil mi? İnşallah Banucuğum. Banucuğum. Beni gerçekten affettin mi? Asla. Zamanla öyle olacağını düşünüyorum. Umuyorum. Banucuğum. Beni bir gün gerçekten affedebilmen için her gün dua edeceğim. Ve şunu unutma, senin olduğu kadar oğlumun da sana ihtiyacı var. Artık birbirinizi üzmeyin, olur mu? Banu, anne, sizi böyle görmek inanın çok güzel. Tekrar günaydın aşkım. Ya kıskanırım. Beni de alın aranıza. Gel gel bakayım gel yavrum. Burası da güzelmiş. Şu bahsettiğim büyük işi de aldın mı? Bitirdim seni Can Efendi. Az kaldı. Bu kim ya? Alo. Baba. Baba ne yapıyorsun? Neredesin? Ne demek nerede olduğumu boş ver. İyi misin baba? Ben çok iyiyim merak etme. Hatta eskisinden daha iyiyim. Herhalde baba. Unuttun mu? İş adamlı Şahinlerin kanında var. Tabii ki baba. Sen merak etme. Sen yoksan ben varım burada. Artık kimse bizi üzemeyecek. Sen içini rahat tut. Baba sesin çok az geliyor. Baba. Alo.
Ay, kıyamam ben sana. Bütün gece tuta çalışıp uykusuz mu kaldın sen? Hı? Aman abartma canım. Çalışmam gerekiyordu, çalıştım. Olsun. Yine de kıyamam aşkitomu. Hadi kahveni iç, ayık tutar. Selam gençler. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz Ozan Bey. Anlatın bakalım. Ne yaptınız meçhul sevgilinizle? Ya durumlar biraz karışık. Nasıl yani? Ya naz yapıyor değil mi? Resmen oynuyor seninle. Bunu sana nasıl yapar ya? Ay bak çok sinirlendim şimdi. Meyveşim öyle bir şey yok, bir sakin ol. Ne var o zaman? Anlat. Şimdi size bir şey soracağım. Sor. Aşkınızın gerçek olduğunu nasıl ispatlarsınız? Ha? Aşkımızın gerçek olduğunu nasıl ispatlarız? Kız görüyor musun sen şu Şevket'i? Vallahi yılların adamı bir günde harcandı. Ya neredeyse Mustafa Bey'in ayaklarına kapanıyordu. Ama o hiç aldırmadı. Oh canıma değsin. Kız senin şu Mustafa Şevket'i köpek ettiğine göre bayağı yaman bir adam. Ama neyse biz kurtulduk ya. Oh gerisi boş. Kurtulduk. Suna sen çok safsın vallahi. Kızım Şevket gider daha beteri gelir. Sen gidip edebinle para kazanacağını mı sanıyorsun? Evet. Alemsin valla. Efendim? Patron haberi yolladı. Yarın odayı boşaltıyor musunuz? Haberiniz olsun. Yarın mı? Bu kadar erken mi? Yapacak bir şey yok. Ben de emir kuluyum. Peki. İşte. Dakika bir, gol bir. Dışarıdayız. Ne oluyor böyle? Kaç gündür suratından düşen bin parça. Niçin mi Yıldız'ı tokatladın? Bahri bunu dün konuştuk ya. Hayır efendim, bir şey konuşmadık. Ben soru sordum, sen konuyu geçiştirdin. Yani ben seni hiç böyle sinirli görmemiştim. Yani Yıldız'a tokat atacak kadar. Ne oldu, benden gizlediğin bir şey mi var? Üzerinde konuşulacak bir şey değil. Önemli değil yani. Anlaşılan Yıldız ortalığı karıştırdı ha? Demek ki bu kız eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Ya bu evde huzur kalmadı diyorum. Bu konuyu bir şekilde halletmemiz lazım. Bahri'cim, ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Ne? Hiç. Şu mesele bitsin, ben sana yapacağımı biliyorum. Allah'ın cezası. Çocuklarım. Yavrularım benim. Anne. Anne sen bana ne kadar istersen kalacağım demiştin. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Ama Esra'cığım baban aradı. Biliyorsun onunla ilgilenmem gerek. Hem bu arada aranızı düzeltmek istiyorum. Sen benden haber bekle olur mu? Seninle gelsem daha doğru olmaz mı? Ben de aynı fikirdeyim. Artık şu küslükler bitsin istiyorum. Ben bir önce babanla konuşayım. Biliyorsun ona stres yasak. Sen benden haber bekle. Sonra uçağa atlar gelirsin. Tamam anneciğim. Canım kızım benim. Üzülme. Artık hiç ayrılmayacağız. Anne artık biz de havaalanına vedalaşırız ha?
Ay çocuğum, bana vedadan söz etme. Kötü oluyorum sonra. Zerrin anneciğim. Banucuğum. Annelere de lütfen selamlarımı, sevgilerimi ilet, olur mu? Umarım bir gün onlarla tekrar eskisi gibi olabiliriz. İnşallah. Canım kızım benim. Kendine de abine de iyi bak. Artık birbirinize emanetsiniz. Sakın söylediklerimi unutma. Biz bir aileyiz. Hiçbir şey, hiç kimse aramıza girmemeli. Merak etme anne. Abime çok iyi bakacağım. Özlüyorum. Bu adam aşkından ölmek üzere. Bir mesajı bile yok. Sensiz kaldım buralarda. Banu, ya akşama Kazım babaları mı çağıracak ha? Aa, ben yine baş başa oluruz diye düşünmüştüm ama. Canım, baş başa olmak için zaten daha çok zamanımız olacak bizim. İyi, tamam o zaman. Eve geçince ararım. Birinden kurtulduk. Şimdi sıra diğerinde. Babacığım? Babacığım sensin değil mi? İnanamıyorum ben. Nasılsın? Bıraktığın gibiyim işte. Burada hapis hayatı yaşıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Baba ya, beni de yanına alsan. Beraber katlansak biz bu çileye. Baba, ben nefes alamıyorum. Hiç iyi değilim burada. Gel kurtar beni. Bu cehennem hayatına son ver. Geçecek değil mi? Geçecek. Bu kötü günlerden kurtulacağız. Tamam baba. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Ya nasıl yani? Aşkını ispatla mı dedi sana? Ya hayır, öyle bir şey yok. Ya durumlar karışık. Ya şimdi siz bu soruyu her şeyden bağımsız düşünün, tamam mı? Ya karşınızdaki insana aşkınızı nasıl ispatlarsınız? Yani ispatlaması zor. Ama bilirsin işte, hissedersin yani. Ya tamam, sen bilirsin de karşı taraf nasıl anlayacak? Onu nasıl başaracağız? Soru bu. Bence aşk kendini başkasında kaybedip yeniden bulma halidir. Böylelikle tamamlanırsın işte. Wow, bu çok güzel oldu ha. Döktürdün yine sevgilim. Biz bu ilişkiyi kaç senedir nasıl sürdürüyoruz zannediyorsun? Aşk kadınıyım ben, aşk. Bir dakika, bir dakika. Güzel konuşuyorsun, devam et. Yani aşk bir yerde başkalaşmaktır, dönüşümdür. Ya sırf karşındaki mutlu olsun diye kendinden, önem verdiğin şeylerden vazgeçebilmektir. Önem verdiğin şeylerden vazgeçebilmek. Tabii ya. Ne oldu? Arkadaşlar siz süpersiniz. İkinizi öpüyorum. Ben kaçtım. Ozan! Neydi bu şimdi? Ben de anlamadım. Bu hanımla konuştum şimdi. Hayırdır inşallah. Hayır hayır. Zerrin gitmiş. Can oğlumla Banu da barışmış.
Artık bizim pehlivanı göndeririz yuvasına. Çok şükür. Oh oh oh! Banu şu kapıdan içeri girsin, detaylı bir güzel anlatsın bakayım. Dönürüm. Kız, sen bu Esra kız anasını affetti dediydin ya. E o da mı anasıyla gitmiş? Gitmemiş. Banu o kadarını söylemedi. Aa, neden ki acaba? Ana, kız bana bak, gene bunların arasını bu açmazsın. Vallahi şeytan gizli soylu bunlar dünürüm. Şükran Hanım, ne istiyorsun bu kızdan, anlamadım ki. Doğru söylüyorum vallahi. Yani aynı anadan bunlar çıkmışlar ama görüyor musun? Can oğlum melek gibi. He vallahi, damat başka, ne mi lazım? Başka vallahi, doğru söylüyorsun. Vay, benim dualarım gerçek oldu. Ha, unutuyordum. Oğlum akşama yemeğe çağırdı bizi. Yemeğe bekliyorlar. Gitmeseydik Sabiha. Daha yeni barıştılar. Kalsalardı bir başlarına keşke. Yok yok, çok ısrar etti. Gitmesek ayıp olur. Ay, yaşadık desene. E ben arayayım da o zaman akşama Esra kızı yapsın yemekleri. Niye, sen benim kızımın yemeklerini beğenmiyorsun mu? Anam, senin kızın makarna haşlamayı biliyorsun da bir de ekmeğe hay böyle yağ sürmesini biliyor. Yaptı da sanki biz mi beğenmedik? Allah Allah. O sevmiyor. Yoksa oho neler yapar. Anasına çekmiş o bir kere. Sınam gibi. Ya güzel bir haber aldık. Ona bile sevindirmediniz beni. Ne oldu Kazım Efendi? Ha, ne oldu? Aha, ben sana söylüyorum. Senin kızın zerrini bile affetti. Sunay'ı da affedecek. Affettiyse affetti. Bize ne Sabiha? Ne demek bize ne ya? Gün gelecek Sunam'ı da affedecek Banu. He valla. Aha, ben size diyeyim, yakındır bak. Tabii. Kardeş bunlar ya, kardeş. Kinleri soğuyacak. Gene sevecekler, sarılacaklar birbirlerine. Tabii canım. Hoş, Sunam'ız kimseye kin de tutmaz Allah için. Tutmaz. Tutmaz değil mi? Tutmaz. Ama ben tutarım. Kin de tutarım, yüreğimle de söküp atarım. Anladınız mı? Vay. Vicdansızlar. Daha Şevket gideli bir gün bile olmadı, hemen tepemize üşüştüler. Ama sen daha dur. Sen kapını kilitleme. İstediğin kadar otelde kal yavrum diyecekler şimdi. Ne yapacağız peki şimdi? Benim eskilerden bir kırık var. O da pavyoncu. Yani deldir meldir ama Allah için iyi adamdır. Şevket gibi kaypak değildir. Onu arayacağım. Hemen suratını asma be kızım. Senin için de konuşurum, merak etme. Aman. Aman istemez. Daha birinden yeni kurtuldum. Öbürünün kucağına mı atlayacağım? İstemez, kalsın. Peki ne yapacaksın? Mustafa Bey'i arayayım diyorum. Belki bana o bir iş bulur. He canım, he. Ayarlar. Sen hayal kurmaya devam et. Meşgul. Tabii, iş adamı meşguldür, ne olacak ki? Ne sanıyordun? Aman Suna beni arasın. Ben ona hemen bir iş bulayım diye seni mi bekleyecekti sanıyorsun? Tamam Tarık, ama yine de sen çok dikkatli ol. Bak, eğer biri yaşadığını öğrenirse hepimiz mahvoluruz. Biliyorum zor geliyor ama Tahsin'in peşine koydukları çocuk uğraşıyor. Biliyorum, Engin'i yukarıdan gönderdiler. Bir emir alırsa hepimizi gözünü kırpmadan harcar. Ya tamam, sen merak etme. Tahsin'i ben kendi imkanlarımla da arıyorum. Evet. Elif biraz bunaldı da. Onunla da ilgileneceğim, merak etme. Yalnız sen dikkatli ol. Sonra konuşuruz. Evet kafe. Sizce ne kadar elden çıkarırım? Anladım. Anladım.
Yok hayır, borç durum falan değil. Yalnız durumun biraz aciliyeti var. Siz bana erken bir teklif verirseniz sevinirim. Tamam. Sağ olun, iyi günler. Of. Bu ne Pelin ya? Kokuttun yine ortalığı ya. Kızım benim alerjim var şu kokulara. Of babacığım, benim de var ama ne yapayım şimdi? Tamam bitti zaten. Geçer şimdi. Bu arada dün bir türlü konuşamadık. İkisi de çok gergindiler. Ne olmuş? Annem Yıldız'a neden vurmuş? Öğrenebildin mi baba? Şey söylemiyor. Yanlış anlaşılma oldu filan diye geçiştirdi. Allah Allah. Annem öyle kolay kolay sinirlenmez ki. Hele de tokat. Bilmiyorum kızım. Annenle konuşulmuyor işte şu aralar. Çok sinirli. Ya baba, tam olarak ne söyledi annem? Anlatsana. Allah Allah. Niye üsteliyorsun? Bir şey anlatmadı diyorum işte. Tamam. Sen de beni hep yanlış anlıyorsun. Ben de merak ediyorum neler olduğunu. Ne yapayım? Niye tersledin ki şimdi? Terslediğim falan yok ya. Ben bu konuyla ilgilenmiyormuş gibi görünebilirim ama öyle değil. Ne yapacağımı bulamadım, onu düşünüyorum. Cık. Bu iş böyle olmayacak. Ben gideyim de bir Yıldız'la konuşayım. Bence de çok iyi olur. İyi misin anne? Kahve falan yapayım mı sana? Anne. Yapma böyle ne olur. Biliyorum bana çok kızgınsın. Ama sen böyle yaptıkça ben daha çok kötü oluyorum. Üstüme gelme Yıldız. Düşünmeye ihtiyacım var. Olanları sindirmek kolay değil tabii. Anne. Ama... Çok kızgınım sana. Çok. Onun için daha fazlasını bekleme benden. Düşünmek istiyorum. Tamam. Ama ben de mecbur olmasam yapmazdım. Bana anlatabilirdin. Yardımcı olurdum sana ama sen... Neyse Yıldız ya. Çıkar mısın lütfen? Yalnız kalmak istiyorum. Bahri Hoca. Seninle biraz konuşmam lazım benim. Canım ben geldim. Ya beni gördüğüne çok sevinmiş gibisin. Ben sadece 2 saat yoktum Banu. Hemen özlüyorum demek ki. Olamaz mı? Olur. Yani olsun hatta. Memnunsun yani. Sen yanımda olduğun sürece ben her zaman memnunum Banu. Yemek. Ay. Aman. Aklımı başımdan alıyorsun işte. Buradan anla. İyi ki hemen fark ettin. Annemi uçağa bıraktım. Sen Sabiha anneyle konuştun mu? Konuştum. Akşam geliyorlar. Oğlumuzu da alıp geliyorlar. Onun için almaya gitmedim. O zaman bir an önce akşam olsun. Ben onları da oğlumuzu da çok özledim çünkü. Sen harika bir adamsın. Ben ise çok aptalım. İyi ki yanımdasın. Seni seviyorum. Hem de çok seviyorum Can. Sen de Banu. Sen de iyi ki yanımdasın. Ya neden hep böyle olmak zorunda? Allah'ım ne yapacağım ben? Canım. Hayatım, iyi misin sen? Sesin niye öyle geliyor? Nasıl? Ya sanki bir şey olmuş da bana ihtiyacın varmış gibi canım dedin. Annem gitti ya, ondandır. Aa hayatım, üzülme. Bak artık istediğin zaman görebilirsin anneni. Hem kıskanırım valla.
Beni hiç özlemedin mi? Sabahki mesajlarıma da cevap vermedin. Özledim. Tamam o zaman. Bugün geliyorsun ve görüşüyoruz. Çünkü bugün de seni görmezsem delireceğim artık. Sabiha teyzeler yemeğe gelecek. Yarın görüşürüz. Ya Esra, delireceğim diyorum hayatım. Bugün seni görmem lazım. Tamam. Geleceğim. Güzel. Ne zaman geleceksin peki? Birazdan bir şeyler uydurur çıkarım. Ama çok kalamam. Sen hemen gel de gerisi önemli değil. Görüşürüz. Ne yapıyorsun Esra ya? Ne yapıyorsun? Ya oğlum, bu kız sana resmen aşık ya. İyi ki geldin Ozan. Sen iyi değilsin. Geçsene. Babam aradı bugün. Ne? Sen ciddi misin? Babamın sesini duyunca o kadar kötü oldum ki. Bir kere daha anladım Ozan ya. Benim çilem bitmeyecek. Ben bu evden hiçbir zaman çıkamayacağım. Hiçbir zaman. Ya Elifciğim, saçmalama. Bak, her şey düzelecek. Göreceksin. Bu hapis hayatı bitecek. Hiçbir şeyin düzeleceği yok Ozan ya. Benim kaderim bu. Hiçbir şey değişmeyecek. Alo Mustafa Bey. Suna. Ya kusura bakma, beni aramışsın, yeni gördüm. Estağfurullah, asıl siz kusura bakmayın. Bunca işinizin arasında rahatsız ettim. Hep böyle zamansızımdır işte. Yok canım, ben de işlerden bayağı bir bunalmıştım. Yani aramam benim için de iyi oldu. Nasıl, anlayamadım. Böyle iş dışında birileriyle bir şey konuşunca ben de bayağı bir rahatlıyorum, iyi oluyor yani. Şimdi anladım. Gerçi ben de sizi pek farklı bir şey için aramadım aslında. Yok. Sözüm sana değil, böyle kravatlı, ceketli adamlara. İyi o zaman. Ben sizi daha fazla meşgul etmeden anlatayım. Ama böyle telefonda olmaz. Madem işle ilgili. Neredesin sen? Tamam, o zaman gelip alayım seni. Hadi görüşürüz. Evet, anlat bakalım. İkbal'le aranızda bir şeyler geçtiği belli. Dinliyorum. Hiçbir şey. Sadece küçük bir tartışma. Evet, sen küçük bir tartışma diyorsun ama... Seni dinliyorum Yıldız. Ben İkbal Hanım'ı birazcık üzdüm sadece. Ama inanın büyütülecek bir şey değil. Sen de öyle diyorsun ama ben yine de gerçeği öğrenmek istiyorum. Yıldız. Gerçekten dediğim gibi. Bak, dediğim gibi deyip duruyorsun. Ben bunca yıllık İkbal'i gayet iyi tanırım. Bu kadar sinirlendiyse bir şey olmuş demektir. Ne olduysa şimdi anlatacaksın bana. Anneciğim, ne olur ama yapma böyle. Seni üzgün görünce kötü oluyorum. Tamam, merak etme, iyiyim. Yıldız'la sizi tartışırken gördüm. Ne oldu? Nedir bu kadar canını sıkan? Perincim, önemli bir şey yok. İyi ama anne, ben seni bilmiyor muyum? Yani... Perincim, lütfen biraz düşünmeye ihtiyacım var. Üstüme gelme. Peki. Sen nasıl istersen. Ama böyle evde durdukça daha çok kötü olursun. Dışarı çıkalım mı? Ana kız biraz gezeriz. Hem hava alırsın, iyi gelir. Aslında iyi olur.
Evet, dışarı çıkalım. Canım annem benim. Kıyamam ben sana. Evet kızım, niye konuşmuyorsun? Allah Allah. İkbal de bir şey anlatmıyor. Nedir yani bu suskunluk? Pelin'le ilgili bir şey mi var? Yok, Pelin'le ilgili değil. Ne nedir o zaman yani? Çok uzun müddet birbirinizden nefret ediyor gibiydiniz. Son zamanlarda da aranızdan su sızmıyor. Ya da biz öyle zannediyoruz. Konu Pelin'le mi ilgili? Yok Bahri Hocam, gerçekten Pelin'le ilgili değil. Neyle ilgili o zaman kızım, anlatsana. Ben İkbal Hanım'a okula dönmek istemediğimi söyledim. Yani daha doğrusu emin olamadığımı. O da haklı yere bana çok kızdı. O yüzden bağırıp çağırdı. Ne oldu birdenbire fikir değiştirdin? Okula gitmek için çok hevesliydin. Evet. Yani ben çok uzun süre ara verince ister istemez kendime güvenimi kaybettim. Yapamam gibi geliyor. Yani aslında daha tam olarak emin değilim ama. Sen bunu böyle anlatınca İkbal de doğal olarak çok sinirlendi. Okul son derece önemli bir mesele. Öyle kolayına vazgeçilecek bir mesele değil. Kaldı ki İkbal senin için bu kadar çabalamışken. Bunu iyice bir düşün. Bahri'cim biz çıkıyoruz. Biraz hava alalım dedik. Hadi bakalım. Görüşürüz babacığım. Hadi bakalım, güle güle. Evet. Ben de yukarı çıkıp biraz çalışacağım. Bu söylediklerimi bir kez daha düşün. Böyle bir fırsat bir daha eline geçmeyebilir. Evet. Otur düşün bakalım. Nasıl, beğendin mi çayımı? Özel. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Aslında normalde bunun içine şeker de konuyor fakat ben koymadım. Sen yeterince tatlısın. Daha iyi misin? Hı? Galiba. Elifciğim, ben çok düşündüm. Sana aşkımı nasıl kanıtlarım? Hislerimi gerçek olduğuna nasıl inandırırım diye. Ozan. Bak sözümü kesme, dinle. Ve bir karar verdim. Kafeyi satıyorum. Ne? Ne diyorsun sen ya? Kafeyi satıyorum. Seni bu hayattan kurtaracağım. Çekip gideceğiz. Çok uzaklara. Bizi kimse bulamayacak. Ben de yardım edeyim size. Aa yok yok. Senin yardım etmene gerek yok. Bugün her şeyi ben yapacağım. Bundan sonra hiç ayrılmayacaksınız. Buna asla izin vermem. Esra, neyin var senin? Sanki sabahtan beri biraz hüzünlü gibisin ha? Yok, annen gitti ya. Bir de sizi çok seviyorum. Yok yok. Başka bir şey daha var sanki ha? Aa, sıkıştırmasana kızı. Al bakayım şunları. Ha? Abin çok hastaydı çocuğum. Kanserdi. Seni çok özledim ben. Ben de. Hadi hadi. Al bakalım bunları da. Ben izninizi istesem. Bir ders için kitap almam gerekiyor da. 2 saat bile sürmez. Sorun değil ya. Sen git. Tamam da bak, akşama geç kalma. Yani Sabiha annelere ayıp olmasın, tamam mı? Tamam abicim. Canım kızım benim. Kendine de abine de iyi bak. Artık birbirinize emanetsiniz. Sakın söylediklerimi unutma. Biz bir aileyiz. Hiçbir şey, hiç kimse aramıza girmemeli. Her şeyi halledip geleceğim. Yani işlerimi. Ya kusura bakmayın, sizi de böyle rahatsız ettim ama. İnanın gidecek hiçbir yerim yoktu. Tabii ki bana geleceksin.
Bundan sonra seni koruyup kollamak benim görevim. Böyle söylemeyin lütfen. Kendimi size yük olmuş gibi hissediyorum. Hayır, böyle düşünme. Bak Suna, sen çok iyi bir insansın. Temiz kalpli, saf. Benim hayatımı da az çok biliyorsun. Senin gibi insanlara yardım edersem kendimi iyi hissediyorum. Siz çok iyi bir insansınız. Bundan hiç şüphem yok. O zaman sen şimdilik bunu al. Bir otele yerleş. Sonra sana bir de ev buluruz. Hayır. Siz beni yanlış anladınız. Ben sizden para istemiyorum Mustafa Bey. İş istiyorum. Benim kendi emeğimle, alın terimle var olmam gerekiyor artık. Eskiden olsa sana ofiste bir iş bulabilirdik ama. Ya ben artık burada kalmaya dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Bu duvarların hepsi üstüme geliyormuş gibi geliyor. Aslında bir iş var ama. Ama? Sır tutman lazım. Yapabilir misin? Tabii yapabilirim. Tamam o zaman. İyi dinle beni. Tabii ya. Sarp'ın dersi vardı. Kimsem yok konuşacak ya. Alo Sarp? Benim ben. Şevket. Neden arıyorsun beni? Yaktın beni kızım. Ama bak göreceksin. Hesabını vereceksin yaptığının. Artık arama beni ya. Düş yakamdan, düş. Sen beni bitirdin. Ben de seni bitireceğim. Öldün sen. Öldüreceğim seni. Allah'ın cezası ya. Olmaz Ozan. Ya Ozan saçmalama. Bir anda böyle hayatını değiştiremezsin. Ya kime ne ya? Benim hayatım sonuçta. İstediğim gibi değiştiririm. Öyle değil işte. Ya Ozan, öyle bir anda düzenini değiştiremezsin. Senin bütün hayatın burada. Ailen, çevren, okulun, arkadaşların. Hayatın burada Ozan. Elif bak, benim hayatımın sensiz hiçbir değeri yok. Anlıyor musun? Benim için sen önemlisin. Senin mutlu olman, yanımda olman önemli. Gerisi hiçbir şey umurumda değil. Bak, ben ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Hislerimden daha önce hiç bu kadar emin olmamıştım. Daha önce hiç gözüm bu kadar kararmamıştı. Bak bu kez... Bu kez ne değişti? Bu kez farklı olan ne Ozan? Sensin işte. Duruşun, bakışların, gülüşün, hüznün. Ya hayat benim için bunlardan ibaret. Yani... Sen tüm bunları benim için mi yapıyorsun? İkimiz için. Bak sen burada mutsuz yaşarken ben hayatıma devam edemem. Anlıyor musun? Ne yaşanacaksa birlikte yaşanacak bundan sonra. Öyle gizli saklı korkarak falan buluşmalar yok. Dolu dizgin. Sonuna kadar yaşayacağız. Sen ve ben. Bu sefer çok özledim seni ha. Eğer bir gün daha görmeseydim seni bir bahane bulup size gelecektim. Sakın. Sakın böyle bir şey yapma. Yok be, yapmam. Seni zorluğunda bırakacak bir şey yapmam bir tanem, merak etme. Nasıl güldürebilirim bakalım sevgilimin yüzünü? Güldüremez. Esra ne oldu? Yine evde canını sıkacak bir şeyler mi oldu yoksa bağını bir şey mi yaptı sana? Hayır. Aksine. İlk defa buraya geldiğimden beri çok huzurlu ev. Niye peki sevgilimin suratı böyle asık? Melih, ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ne diyorsun sen ya?
Canım oğlum benim. Çok özledim seni. Bak şu damadın haline de akılsız olma bundan sonra. Böyle babayı nereden bulacaksın? Hı? Hoş, sen hayatı zehretmeseydin Melih'e o da iyi bir baba olurdu ama. Ya Şükran teyze var ya, işin gücün bana laf çarpmak ha. Merak etme. Yani Can'la ne kavga etmeye ne de onun kalbini kırmaya niyetim var bundan sonra. Melih'ten de olsa olsa Can babası olur. Ben gideyim de bir yemeklere bakayım. Mutfaktan bir şey isteyen? Yavrum, gelirken bir bardak su getir. Baban tansiyon ilacını içsin. Ha kızım, sana zahmet. Su değil, siz isteyin. Ben daha neler getiririm. Aferin kızıma benim. Keyfi yerinde ya. Fındığım o benim, fındığım. Ben de yardım edeyim bari. Oğlum biz ederdik, misafir miyiz? Tabii canım. Siz misafir değilsiniz. Başımızın tacısınız, tacı. Kurban olurum sana. Tabii ya, tamam. Emre, oğlum. Aşkım, niye geldin bakayım? Bana yardım etmeye mi? Yoksa beni baştan çıkarmaya mı? Aslında her ikisi de. Annemler gidecekler. Sonra baş başayız nasılsa. Bak Banu, ben dünden beri biraz karmaşık duygular içindeyim. Hatta demin Emre'nin yanında ne hissettim biliyor musun? Onu çok sevdiğini ve özlediğini mi? Tabii canım, bunlar da var ama hissettiğim bambaşka bir şeydi. Neydi peki? Babalık duygusu Banu. Bak bu benim yaşamak istediğim, yani hayatta olmasını istediğim en önemli şey, anlıyor musun? Ben artık bir çocuğumuz olsun istiyorum. Ve bunu daha fazla ertelemek istemiyorum. Olacak şey değil. Kızın başına gelmeyen kalmamış. Yani şimdi hiç mi evden çıkamıyor? Durum çok ciddi Suna. Eğer kabul edersen birbirinize yoldaş olursunuz. Hem zaten bu hep böyle gitmeyecek. Ortalık biraz yatışınca sana iş buluruz. O da benim gibi ailesinden kopmuş değil mi? Evet. Çok istese de kimseye de görüşemiyor. Bu da onu çok üzüyor tabii. Bilirim. Bak, bu sırrı tutman çok önemli. Çünkü eğer tutamazsan Elif'le birlikte sevdikleri de ölecek. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum. İyi. Hem kendine hem de masum birine yardım edeceksin. Ne dersin? Tamam, kabul ediyorum. Güzel. O zaman bugün eşyalarını al, yarın taşınırsın. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Bak Elif, ben her şeyi planladım, tamam mı? Kafeyi satınca elime çok iyi para geçecek. Sonra istediğin yere gideriz. Hatta haritayı al seç. Nereye istiyorsan giderim yani. Pasaport işin ne olacak? Pasaportları nasıl çıkartacağız olsa? Ya tamam, onu da ayarladım. Hatta gelirken konuştum, bir tanıdık var. Yaparız dedi. Sen ciddi misin? Ne sandın? Elif, önümde hiçbir şey duramaz. Tamam mı? Ne pahasına olursa olsun seni buradan götüreceğim. Şimdi inandın mı aşkımın gerçekliğine? Anladın mı neler yapabileceğimi? Evet. İnanıyorum sana Ozan'a. Gelecek misin? Benimle yeni bir hayata başlayacak mısın? Geleceğim. Gidelim buralardan. Gideceğiz canım. Gideceğiz. Çok uzaklara gideceğiz. Çok mutlu olacağız. Sana söz veriyorum. Nereden çıktı şimdi böyle bir şey ha? Niye böyle bir şey söyledin bana? İnan benim için de o kadar zor ki.
Zorsa niye ayrılıyorsun o zaman Esra? Niye yapıyorsun bunu bize, neden? Çünkü yıllar sonra ailem yeniden bir araya geldi. Ve ben hiç olmadığım kadar mutluyum. Ben bu tabloyu bir kere mahvettim Melih. Bir kere daha yapamam, anlıyor musun? Bana bak, bak bana bak. Bana bunu nasıl yapacaksın Esra? Bize bunu nasıl yapacaksın? Yalvarırım, bırak beni. Ya zaten o kadar zor ki. Esra, eğer şu an ayrılırsan benden bak. Bak ben yaşayamam. Ölürüm Esra, lütfen anla beni. Ben de senden farklı değilim zaten. Niye yapıyorsun o zaman Esra? Aşkımıza niye kıyıyorsun? Hiç değilse bak, gittiği yere kadar gitsin. Lütfen, yalvarıyorum sana. Ne olursun bunu bize yapma, ne olur. Yapamam Melih. Olmaz. Ben aileme de, kendime de bir söz verdim. Ne kadar acı olsa da bir karar verdim. Onları aşkıma tercih ediyorum. Hoşça kal Melih. Ben geldim. Git buradan yoksa Mustafa parçalar seni. Ben bittim. Sen bitirdin beni. Kimseden korkum yok artık. Beni yaktın. Sen de yanacaksın. Sen ya, manyak mısın? Manyağım. Sen manyak ettin beni. Öldüreceğim seni. Git buradan ya, git. Allah Allah. Ne oluyor acaba aşağıda? Sonun geldi. Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Git buradan, milleti başımıza toplayacaksın. Git! Gideceğim. Gideceğim ama önce senin canını alacağım. Kimse kurtaramaz seni elimden.